AKP'nin meclise soktuğu Hüdapar bile zamlara başkaldırdı. AKP listelerinden mecliste 4 vekille temsil hakkı bulan Hüdapar lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, yapılan ÖTV zamlarına tepki göstererek, deprem harcamalarının bütçede karşılığını oluştururken fakire fukaraya yüklenmenin doğru olmadığını belirtti. Hüdapar'ın Pendik'teki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Olağan Kongresi'ne katılan parti genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, konuşmasında 14 Mayıs'ta yapılan seçimlere 3 ana hedefle girdiklerini söyledi. Bunlardan ilkinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesi, ikincisinin partisinin mecliste temsil edilmesi, üçüncüsünün de Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu elde etmesi olduğunu aktaran Yapıcıoğlu, bu 3 hedefin de gerçekleştiğini anlattı. Yapıcıoğlu, il ve ilçe kongrelerini tamamlayarak gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere daha güçlü gireceklerini dile getirdi. Gerekirse servetten vergi alınmalı. Ekonomi politikasında özellikle seçimlerden sonra bir farklılaşma ve değişiklik olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, deprem bölgelerine yapılan harcamaların bir yerden karşılanması gerektiğini söyledi. Yapıcıoğlu, bunu karşılarken, bütçede karşılığını oluştururken fakire fukaraya yüklenmenin doğru olmadığını belirterek şöyle konuştu. Şu anda yapılan odur. Eğer siz çok fazla kazanandan çok vergi alırsanız, az kazanandan az vergi alırsanız gelir dağılımındaki adaleti biraz daha sağlamış olursunuz. Uçurumu daraltmış olursunuz. Çok kazanandan çok vergi alın. Az kazanandan az vergi alın. Vergi mevzuatları basitleştirilmeli, vergilerin sayısı azaltılmalı, deprem gibi büyük çaplı afetler yaşadığımızda da bu memleketin kaymağını yiyen bu memleketin havasını, suyunu, toprağını, iş gücünü, enerjisini kullanarak çok büyük para kazanan insanlar bu gibi zamanlarda onlar daha fazla elini taşın altına koymalı, gerekirse servetten vergi alınması yoluna gidilmeli. Şampuan fiyatlarına isyan eden AKP'li, gerekirse Tursil'le yıkanırız, Erdoğan'dan vazgeçmeyiz. Sosyal medyada yayılan videoya göre AKP'li bir vatandaş şampuan fiyatlarına isyan ederek, gerekirse Tursil'le yıkanırız, Erdoğan'dan vazgeçmeyiz, dedi. Enflasyonun yükselişi, dolar ve euronun fırlaması ve TL'nin değersizleşmesi ekonomik krizi daha da derinleştirdi. A'dan Z'ye her şey zam üstüne zamlandı. Hayat pahalılığından şikayet eden vatandaşın zamlar karşısında adeta beli büküldü. Öte yandan seçim zamanında AKP'ye oy veren birçok vatandaş pişman olduğunu sokak röportajlarında dile getiriyor. Sosyal medyaya düşen bir video gündem oldu. Şampuan fiyatlarından yakınan AKP'li bir vatandaş, çektiği video ile hem güldürdü hem de tepki topladı. Bir eline boş şampuan kutusu, diğer eline toz deterjan alan vatandaş, şampuan olmuş 50-60 lira, gerekirse Tursil'le toz deterjanla yıkanırız, Erdoğan'dan vazgeçmeyiz, dedi. Ayrıca geçen yıl 20-30 TL'den satılan şampuanlar 60-70 TL'ye yükseldi. Hem AKP iktidarının yarattığı zamma isyan eden hem de Erdoğan'dan vazgeçmeyiz diyen vatandaş herkesi şaşırttı. Video sosyal medyada tepki topladı.